Herkese selamlar. Sesim geliyor mu? Harika. Selamlar Emrullah Bey. Selamlar. Sesim geliyor mu benim bu arada? Geliyor, harika, enerjik geliyor bu arada. Tamam. Biz Çok biraz güzel. kamerayla uğraştık, o yüzden 5 dakika geç başladık. Kusura bakmayacaksınız. Çok Yok, fazla yok canlı canım. yayın ve online eğitim olunca her platforma göre yeniden ayarlamak gerekiyor kamerayı ve mikrofonu. O da bir süreç gerektiriyor. Tabii. İstersen Emrullah, çok vakit kaybetmeden biz konularımıza başlayalım. Herkes tekrardan hoş geldi. Tabii. Arkadaşlar, ben Elmas Tozlu Yalçın. Daha önce afişlerden de görmüşsünüzdür. Sosyal medya danışmanlığı yapıyorum. Sosyal Ol isminde bir marka danışmanlığı firmamız. Aynı zamanda e-Lokomotif diye de bir yazılım şirketimiz var. Bugün konuşacağımız konu Türkiye'de sosyal medya kullanımı. Biz sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? Bunun ilerideki kariyerimizi etkileyebilecek olduğu alanlar hangileri? Ya da bir meslek edinmeli miyiz? Ya da mesleğimizi nasıl birleştirmeliyiz? Gelen sorularınızı da cevaplıyor olacağız. Öncelikle ben bu işe sizler gibi üniversitedeyken, üniversitede tanışıp başladığım bir meslek oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum ben. O dönemde Almanya'ya yaptığım bir yolculukta, yine üniversiteyle alakalı bir yolculukta, dijital pazarlama ile ilgili katıldığım bir seminerden çok etkilenmiştim. Ve sonrasında da kariyerimi bu şekilde dizayn ettim. Belki bugün sizlere biraz ilham kaynağı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ya da ilerideki mesleklerinizde bu alanda kullanabileceğiniz değerli bilgiler sunarız. Öncelikle Emrullah'cığım, ben şu konuyla başlamak istiyorum. Türkiye'de sosyal medya Evet. kullanımı, Türkiye nüfusuna oranla sosyal medya kullanımının ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir tablo zaten ekranımızda var. Ne kadar aktif aslında sosyal medya kullanıcısı olduğunu. Bizim yaklaşık 62 milyon internet kullanıcımız var. Ve bu nüfusa oranla çok yüksek bir rakam ve bunun 54 milyonu da aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Yani nüfusun yarısından fazlası artık sosyal ağlarda. Bu uluslararası bir istatistiktir gördüğünüz. Bütün dünyada, dünya ülkeleri için yapılır. Buradan da ülkemizle ilgili olan istatistiklere bakmaya devam edeceğiz. Ve bu pandemi süreci Sen sonrasında daha da istersen. arttı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani kullanım süreleri ortalama 5 Evet, saate kadar hatta çıktı. Bir kişinin Instagram'da gezinme süresi günlük 5 saat olarak raporlarda gözüküyor. şöyle, bununla ilgili hemen şuradan şöyle bir değiştirerekten bulacağım bir tane istatistik var. Bakın, çevrimiçi kalma oranları salgın sonrasında sosyal medyada yaşlara göre ne kadar arttığını görebilirsiniz burada. 18-24 yaş arasında %58 artmış ki normalde de zaten 18-24, 18-34 yaş arasında çok yoğun bir kullanımı vardı. Normal kullanımının üzerine bir de %50'lik ve %58'lik oranda artışları göreceksiniz. Çünkü salgın süresince insanlar daha dijital alanlarda olmaya, işte streslerini orada atmaya ya da işlerini oraya yöneltmeye çalıştılar. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla bağlantılarını orada kurmaya devam etmeye çalıştılar. Ve sosyal medyanın şöyle de bir albenisi oldu bu süreçte. Yaşadığınızı gösterdiğiniz alan, yani insanın yaratılışından gelen psikolojik süreçte en önemli şey varlığını sürdürme isteği. Bundan dolayı da sosyal medya kullanımı salgın süresince daha da arttı. Çünkü varlığımızı göstermek istedik. Varlığımızı göstermek istediğimiz için de sosyal medya ağlarına daha fazla yüklendik. Biraz insanoğlunun yalnız kalmayı istememesi ve hala yaşadığını gösterme belirtilerinden bir tanesi de diyebiliriz. Bu arada bugün konuşacağımız çoğu konu, bugün hani dijitalleşmiş dünyadan bahsedeceğiz. Ancak bunların hepsinin ilkel insana dayandığını bilmeniz gerekiyor. Yani bugün sosyal medyada yaptığınız bütün hareketler aslında sizin ilkel benliğimizle beraber taşıdığımız
ve bugünlere getirdiğimiz kavramların karşılığı, psikolojik kavramların karşılığı, işte bunlardan bir tanesi de yalnız kalmayı istememek, yaşadığını ve yaşamsallığını devam ettirdiğini göstermek. O yüzden çok normal oranlar bunlar. Yani bu artışlar çok normal. Ben çok daha fazlasını bekliyordum. Çok daha fazlası da çıkacaktır. Bu arada çoğunuz 18-24 yaş arasındasınızdır. Mesela şuradan baktığınızda göreceğiniz şey, zaten bunlar 2020 istatistikleri bu arada. 18-24 yaş arasının aslında ne kadar fazla, yani o yüzde milyonluk kısımda ne kadar fazla yer kapladığını gösteriyor. 18 ile 34 yaş arası Türkiye'de en fazla sosyal medya kullanıcısının olduğu yaş aralığı. Yani şu arada 25-34 gördüğünüzde satın alma gücü olanlar. Yani satın alma gücü olanlar sektörü domine edenlerdir. Hangi sektörde olursa olsun. Şu anda satın alma gücü 25 ile 34, hatta 44'e kadar. Yani 25-44. Yani bugün artık çalışan, para kazanan kesimden bahsediyoruz. Evet. Ve bu kesimin eğilimi nerede? İnternette. İnternette olunca ne oluyor? Online olarak satışlar artıyor. Online shoplara yönelme artıyor. Yani siz çoğunuz çevrenizden şeyi duydunuz böyle. İşte hocam, Instagram'da arkadaşım butik açtı ya da Instagram'da arkadaşım Harry Potter gözlüğü sattı, işte şu kadar para kazandı vesaire. Çünkü normal olarak istatistiksel bir karşılıklılığı olduğu için bunu yaptı. Bu da nedir? 18 ile 34 yaş arasında çok fazla, hatta 44'e 54'e kadar bu alanda olması. Yani parayı bu alanda harcıyorlar. O yüzden online alışveriş bu kadar yükseldi. 5 sene önce konuşsaydık Türkiye'de online alışverişe bu kadar güven var mıydı kısmında bazı tartışmalar yaşardık. Ama şu anda bu tartışmaları yaşamıyoruz. Çünkü tamamen sektör bu alana doğru domine olmuş durumda. Özellikle ticaret. Peki bu alanda bir şey sormak istiyorum Elmas Hanım. Şimdi pandemi sürecinde zaten online alışverişler, online internet kullanımı oldukça arttı. Yani bu istatistikler olarak da çıkıyor. Bundan sonra insanlar online ticarete alıştığı için artık güven duyuyorlar. Pandemiden sonra insanın alışveriş davranışları sizce nasıl değişecektir? Yani daha çok online alışveriş yapma taraftarına mı olacaklar, yoksa yine geleneksel olarak ya ben online'dan güvenmem ama hani o aralar yaptık bir alışveriş, ben yine de bildiğim gibi gideyim dışarıdan alayım. Yani buradaki bu değişim süreci, geçiş süreci sizce nasıl yorumlanmalı? Şimdi burada zaten hani yine rakamlarla konuşabileceğimiz bir durum. Ben kendi sesimi de duyuyorum arada arkadan. O yüzden biraz, bu arada senin bahsettiğin istatistiğimiz de var, onu da vereceğiz. Şimdi, dedim ki bu süreçte insanlar online alışverişe yöneldi. Bundan sonra hayatımız nasıl etkilenecek? Zaten biz öncesinde aslında bu eğri başlamıştı, bu alışveriş eğrisi başlamıştı. Yine burada 2020 istatistiklerini göreceksiniz arkadaşlar. Burada en çok ziyaret edilen siteleri görebilirsiniz. Zaten bunların birçoğunun alışveriş sitesi olduğunu göreceksiniz. Alışveriş ve bilgi. Mesela hepsi burada. Trendyol. Bakıyorum bu tarafa baktığınız zaman sahibinden.com, işte Facebook.com. Facebook artık ben orası online alışveriş alanı benim için, yani sosyal medya pazarlama yapanlar için. Instagram.com. Şimdi arada bazı gördüğünüz yerler, mesela ekşi sözlüğü görüyorsunuz. Ona da insanlar bakma nedenleri bir araştırmadır bu da. Mesela hepsi buradan bir şey alacak. Bir ürün alacak mesela, cep telefonu alacak, boş, yani cep telefonu değil, kalem alacak X marka. Hemen ekşi sözlükte hakkındaki yorumlara bakıyorlar. Yani ekşi sözlüğü bu şekilde de kullanıyorlar. Aslında bir onay merceği gibi de kullanıldığı için buradaki oranlarda oldukça yüksek görebilirsiniz. Zaten öncesinde başlayan süreç bu salgın bitiminde de, ki elinde sonunda bitecek, bittikten sonra da devam edecek. Çünkü kolaya alışım diye bir süreç vardı. Ona biz başladık, girdik ve başladık. Amerika'da 10 alışverişten neredeyse 9'u internetten yapılıyor. Yani bu takip ettiğimiz yerlere baktığınız zaman çok yüksek bir rakam. Bizim ülkemizde de aynı şekilde artık her 5 kişiden ikisi online alışveriş kesinlikle yapıyor. Yani bu gitgide çoğalacak dememin sebebi de şu: gelen Z kuşağı ile alakalı. Mesela şu an bizi dinleyen arkadaşlar Z kuşağının temsilcileri. Evet. İşte ben Y ile Z arasında kalmışım. Z kuşağısınız. Siz artık online alışverişe güvenen kuşaksınız. Sizden sonra gelecek olan kuşaksa sanal gerçeklikle beraber alışveriş yapmayı isteyecek olan kuşak olacak. Yani sadece gördüğüne ve videoya da
inanç olarak devam etmeyecek. Ne yapacak? Üzerine bir de sanal gerçekliği ekleyecek. Yani almak istediği ürünü deneyimlemek isteyen bir kuşak geliyor. Bu kuşakla beraber de online ticaret oldukça yükselecek. Tabii bu dediğimiz deneyimlemeye kendini hazırlayabilen markalar. Yani buradan örneğe baktığımız zaman eğer sahibinden.com'dan bir araba almak istiyorum. Arabayı aynı zamanda sanal ortamda deneyimleyebilme şansım varsa, yani satıcıya diyorsa ki arabanın işte şu boyutlarda ve şu formatlarda videosunu çek ve yükle ve ben de girip işte gözlüğümü takıp eldivenlerimi takıp arabayı deneyimleyebiliyorsam o zaman orası kazanan taraf olacak. Hani şeye benziyor bu. Eskiden filmlerde cep telefonu vardı diyorlar ya Emrullah, onun gibi. Bu bahsettiğimiz konu sizden sonraki kuşakta sanal gerçeklikle devam edecek. Yani bu trend hiç bozulmayacak. Kendini geliştirerek büyümeye devam edecek. Kar topu gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki Elmas Hanım, şimdi girdik, hep alışverişin yapan tarafından bahsettik. Peki biz karşı tarafa nasıl geçeriz? Yani yaptıran tarafa hani nasıl geçebiliriz? Mesela sosyal medya yöneticisi kimdir ya da uzmanı, danışmanlar arasındaki farklar nelerdir? Yani bir sosyal medya danışmanı veya dijital pazarlama uzmanı ne iş yapar? Bu kadar hani alışverişten söyledik ettik, bunlar bize satıyor sonuçta bu ürünleri. Ya ben dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorum veya sosyal medya uzmanı olmak istiyorum, danışman olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bunlar nedir? Farkları nelerdir? Çünkü Kariyer.net'e girdiğimizde mesela örneğin sosyal medya uzmanı aranıyor, sosyal medya danışmanı aranıyor ya da sosyal medya yöneticisi aranıyor, dijital pazarlama danışmanı aranıyor. Hepsi ayrı ayrı bir title'ları var, bir unvanları var. Bunların farkları nelerdir? Şimdi öncelikle sosyal medya pazarlamadan önce de dijital pazarlama vardı. Yani dijital pazarlamacılar vardı. Buna biraz temelden ve basit gideceğiz ve şöyle anlatacağız. Şimdi sosyal medya çıkmadan önce de zaten Web 0.1'de tek taraflı bir iletişim başlamıştı. Yani insanlar bir web sitesine girip o web sitesine bakabiliyorlardı ya da bir bloğa girip o bloğu okuyabiliyorlardı. Web 0.2 ile hayatımıza giren ne oldu? Sosyal medyanın da büyüdüğü ve palazlandığı tarafta burası zaten karşılıklı iletişim başladı. Yani iki taraflı iletişim var. Sosyal medya uzmanı da bu iki taraflı iletişimi aslında sürdüren ve yöneten kişi. Nedir bu? Sosyal ağlarda siz bir fotoğraf paylaştığınızda size direkt mesajdan yani direktten bir mesaj gelebilir. Bir yorum gelebilir. Size fotoğrafınızın altına bir like gelebilir ya da bir dislike gelebilir. Bunlar karşılıklı iletişim olduğunu gösterir. Anında cevap verebilir, anında cevap alınabilir. Sosyal medya uzmanı işte Web 0.1'den Web 0.2'ye geçildiğinde o alanı yönetecek kişidir. Bu kişiler de genel olarak zaten dijital pazarlamacıların içinden çıkmıştır ilk etapta. Şu anda sosyal medyanın ayrı eğitimleri de var. Şimdi dijital pazarlamayla farkına baktığımız zaman işte dijital pazarlama uzmanı aranıyor. Evet. Şimdi dijital pazarlama geniş bir alandır. Dijital pazarlama uzmanı dediği zaman orada sizden bekleyecekleri görevler de farklıdır. Mesela influencer marketing yapabilmeniz lazım, email marketing yapabilmeniz lazım, remarketing bilmeniz lazım. Yani bunlar hepsi de pazarlamanın, marketingin dalları. Yani bunların hepsi dijital pazarlamanın alt dalları gibi düşünün. Yani hepsini bilmeniz lazım. Sosyal medya uzmanı ne yapar? Sosyal medya uzmanı sosyal medya pazarlama araçlarını bilir. Yani o alanda uzmanlaşmayı tercih etmiştir. Nedir bu? Mesela YouTube'da verimli bir reklam oluşturabilmek, Instagram'da, Facebook'ta verimli ve dönüşümlü bir reklam oluşturabilmek, sosyal ağlarda bu işi yapabilmek. Bakın bu arada Google reklamları yani AdWords diye bildiğiniz reklamlarda sosyal medya pazarlamacısının değil dijital Evet. pazarlamacının işidir. Yani orada bir ayırt etmek lazım. Sosyal medya uzmanı iki taraflı iletişimin olduğu alanlardaki pazarlamayı yöneten kişidir. Bu arada sosyal medya yapabilirsiniz ama biz hep şey diyorum ben sosyal medya ile sosyal medya pazarlama Aynen. farklı şeyler. Yani olsun diye bir içerik yönetimi yapabilirsiniz. Diyelim ki bir A firmanız var ve sadece varlığı sürsün diye sosyal ağlarda var. O zaman sosyal medya yaparsınız, içerik üretimi yaparsınız. Ama A diye bir firmanız var. Bu firmadan ürün ya da hizmet satmak istiyorsunuz. Karşı tarafa ulaştırmak ve onların görüşlerini toplamak istiyorsunuz. Bu sosyal medya pazarlamadır. Şimdi dijital pazarlama uzmanının görevleri daha kapsamlıdır. Sosyal medya uzmanı ise dikey olarak bu alanda uzmanlaşmayı tercih etmiştir.
ve bu alanın gerekliliklerini yerine getiren kişidir. Şimdi uzman olabilmek için tabii ki her işte olduğu gibi bu işte de belirli zamanınızı geçirmeniz lazım. İşte kaç yıl geçirmem lazım? Herkesin seviyesine göre değişebilecek bir soru. Kimi insanlar herhangi bir sektörde, değil mi arkadaşlar? Bir yılda da kendini geliştirebilir ama bazıları 5 yılda da kendini geliştiremez. Şimdi bunu tamamen sizin yöneticinizin inisiyatifinde ve kararında olduğunu düşünmek lazım. Yani diyelim ki benimle çalışıyorsunuz. Bu işe başladınız, sıfırdan başladınız. Sosyal medya nedir, sosyal medya pazarlama nedir, uzmanlığı nedir bunları öğreniyorsunuz. Bu süreçte sizi takip eden yönetici bensem, sizin bir yılda da uzmanlaşabildiğinizi ya da 2 yılda da ya da 3 yılda olmadığınıza karar verecek kişi de ben olurum. Ama bizim ülkemizde nasıl gelişti bu? Dünyada da biraz böyle gelişti aslında. Daha yüksek özgüven, daha fazla araştırma yapan insanlar ve okuyan insanlar bu alanda daha fazla uzmanlaştılar. Peki ne yaptılar? Yani hiç kimseyle beraber çalışmıyorsam ve kendim bunu öğrenmek istiyorsam, sosyal medya uzmanı olmak istiyorsam neler yapabilirim? Birincisi artık Açık Öğretim Fakültesi'nin 2 yıllık sosyal medya uzmanlığı, yani sosyal medya ile alakalı bir bölümü var. Yani 2 yıl isterseniz buradan eğitim alabilirsiniz. İşkur'un, İSMEK'in bunların belirli sürelerde 2 ay, 6 ay değişen sürelerde eğitimleri var. İsterseniz buradan da eğitim alabilirsiniz. Sizin gibi değerli üniversitelerin bununla ilgili eğitimleri var. 2 ay, yani 2 ay süren, hafta sonlarını kapsayan eğitimleri var. İsterseniz buradan da eğitim alabilirsiniz. Bunların hepsi size bir altyapı oluşturmak için geçerli yerlere gelebilmenizi sağlar. Peki sonra ne yapmalısınız? Bir uzmanla çalışmıyorsanız, yani bu sektörde kendini kanıtlamış biriyle ya da bunlarla ilgili bir eğitim almadıysanız, ki ben aldığınızı düşünmek istiyorum. Her şeyin temelini öğrenmek lazım. En azından girdiğiniz ağları nasıl kullanacağınızı bilmek adına. Sonrasında ben daha nasıl uzmanlaşabilirim dediğiniz zaman bu alanda bu işi yapacak insanların muhakkak bilmesi gereken önemli konular var. Bunlardan bir tanesi iletişim. Ki bugün firmalarda zaten sosyal medya uzmanı ararken iletişim mezunu ya da pazarlama mezunu ararlar. İkinci kısım da pazarlama. Bence iletişim bilmek de yeterli değil. Bunu her zaman söylerim. Her online toplantılarda da özellikle söylüyorum. Pazarlama bilebilirsiniz, iletişim bilebilirsiniz. Ama siz iletişimin alt dalı olan, yani sosyolojiyi mesela bilmiyorsanız, sosyolojiyle ilgili bir fikriniz yoksa, diyelim ki bir tarak satacaksınız ve bunu Türkiye'de Malatya'ya satacaksınız. Siz Malatya'nın sosyo-kültürel yapısını bilmiyorsanız siz o tarağı sosyal medyadan satamazsınız. Hiçbir yerden satamazsınız aslında. O yüzden iletişim bilmeliyiz, pazarlama bilmeliyiz ve bu iki konuda çok fazla okumalıyız. Araştırmalıyız, dünyayı takip etmeliyiz. Ama klasikler de var tabii Emrullah. Yani pazarlama klasikleri, iletişim klasikleri bunlar da okunabilir. Ve bunlarla kendinizi harmanlayabilirsiniz. Bu birinci kısım. İkinci kısımsa yine her zaman söylüyorum. Eğer sıfırdan başlayacaksanız muhakkak kendinize her ağla alakalı bir test için bir test page açabilirsiniz. Yani Instagram'da işlem yapmak istiyorsunuz. Ama Instagram'ı tam öğrenemediniz. Kendi kişisel sayfanızı da kullanmak istemiyorsunuz. O zaman bir test sayfanız olmalı. Test sayfanızı açın. Canlı yayın nasıl yapılır? Oradan test edin. İşte içerik nasıl paylaşılır? Boyutları, doğru boyutlar ne olmalıdır? Buradan test edin kendinizi. Muhakkak bir test sayfanız olsun. Özellikle son dönemlerde canlı yayınlar ülkemizde fazlasıyla yapılır oldu. Onlar için özellikle söylemek istediğim bir alandı bu. Çünkü hani canlı yayına geçiyorsunuz ama telefonunuzu mute etmiyorsunuz. Canlı yayında telefonunuz çalıyor, telefon kapanıyor. Yani canlı yayın kapanıyor. Bu tip şeylerle karşılaşmamanız için işte uzman dediğimiz kişi bu tip şeylerle karşılaşmayan kişidir. Niye? Çünkü test etmiştir, deneyimlemiştir, okumuştur ve biliyordur. Bu da sosyal medya uzmanının nasıl bir insan olduğunu anlatır size. Peki sosyal medya uzmanıyla danışmanı arasında ya da yöneticisi arasında nasıl farklar var? Şimdi işte uzman olmak o konuda danışmanlık yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Uzmanlaşabilirsiniz. Ama birden fazla, yani bence onlarca markayla beraber çalıştıktan sonra, özellikle de kriz yönetimlerinde bulunduktan sonra danışmanlık verebilirsiniz. Çünkü danışman dediğiniz kişi markanın kaderini
kesinlikle etkileyen kişidir. Markanın kariyerini ve markanın dijital kariyerini etkileyen kişidir. Siz bugün Türkiye'de büyüyen ağları, Türkiye'de yapıyorsanız işini, ki bizim işimizde şöyle bir avantajı da var. Uluslararası alanda çok rahat kariyer edinebileceğiniz bir iş. Çünkü çoğu firma global olarak bu alanda bulunmak istiyor ve size de o fırsatı tanıyor. Şimdi siz işinizi doğru yönetmeyi öğrenirseniz ne olur? Global alanda da işinizi doğru yönetirsiniz ve orada da bir kariyer edinebilirsiniz. Böyle de bir yanı var aslında bu işin. Peki bir diğer sorun şey olacak. Korona sonrasında istihdam durumu ne olacaktır? Yani şirketlerin talepleri bu doğrultuda, sosyal medya uzmanı talepleri ne kadar artacaktır? Sonuçta şu an dijitale geçmeyen şirketler bunun cezasını çekiyor. Yani mecbur çekiyor çünkü fiziki dükkanları kapandı. Bir türlü satışlarını yapamadı. Ama bir dijital pazarlama uzmanıyla çalışsaydı ya da sosyal medya uzmanı veya dijitale yatırım yapsaydı bugüne kadar şu anda belki hani en azından satışların devam etmesi için bir şeyler yapıyor olacaktı. Bu virüs sonrasında ya Kariyer.net girdiğimiz zaman örneğin veya işte İstanbul Büroları'na gittiğinde ne kadar yani ortalama ne kadar bir artış olacaktır, talep olacaktır, sosyal medya uzmanı aranıyor şeklinde veya bu geleceği mi mesleği midir öyle diyeyim ben size. Yani bu bir süreklilik sağlayacak mı? Sonuçta meslekler değişiyor ve farklı farklı meslekler geliyor. Bu bir meslek midir ya da öylesine yani paylaşım atıyorsun yap geç işte yani ne bekliyorsun ki yani böyle bir şey mi olacak sonra? Bu bir meslektir. Öncelikle oradan başlayalım. Bu hem şu anın hem yakın geleceği hem de eğer siz yeniliklere açık ve vizyonerseniz sizin geleceğinizin de mesleğidir. Konuya girerken şeyden bahsettim, hatırlıyor musun? Sanal gerçeklikle işinizi yürütmek var. Şimdi biz şu anda neredeyiz? Daha çok yaptığımız kısımda içerik pazarlama yapıyoruz. Bunları neyle yapıyoruz? Videoyla, fotoğrafla, giflerle içerik pazarlama yapıyoruz. Şimdi sanal gerçekliğe uyumlanabilen bir uzmansam eğer ben, o zaman 10 sene sonra da bu işi yapabilirim. Önemli olan burada açık fikirli ve vizyoner olmak. Tabii ki bu işin de her iş gibi kendini yenilediği alanlar var. Ha, evet, şöyle bir gerçek var. Avukatsınızdır. Avukat kokursunuz. Avukat olursunuz, hukuk bitirirsiniz. Sonrasında bu göreve başlarsınız. Türk Anayasası bellidir. Evet. Zaten bellidir. Yani aynen. Her şey yazılıyor. Anayasa değişmediği sürece ne olur? Sizin yaptığınız iş değişmez. Nerede değişir sizin yaptığınız iş? Bakın bu arada bununla ilgili başka bir şey de anlatacağım. Nerede değişir? Sizin bakış açınızda değişir. Neden bazı hukuk bürolarıyla bazı avukatlar çok popülerken, çok fazla randıman alıyorken diğerleri almıyor? Bu onların bakış açısıyla alakalı. Sosyal medya da böyle bir iş. Sosyal medya uzmanlığı da böyle bir iş. Eğer siz bu işin gerekliliklerini ve bakış açısını yakalayabilirseniz o zaman 10 sene sonra da 20 sene sonra da bu işi farklı alanlarda devam ettirebilirsiniz. Yani bundan 10 sene önce sosyal medya uzmanlığı diye bir title yoktu. Hatta 5 yıl öncesine kadar devlet tarafından da tanınmıyordu. Evet. Yani mesela bizlerin o dönem ajansta çalışıyorken, yöneticilik yapıyorken title'larımızı girecekler. Yani hani en basit SGK dokümanımıza bir iş uzmanlığı ve alanınızı girmek gerekiyor. Sosyal medya uzmanı diye bir tanım yoktu. Ama artık var yani. Son 5 yıldır var. Yani o yüzden yarın bu sosyal medya uzmanı olmaz da sosyal medya sanal gerçeklik uzmanı olur. Ya da sanal gerçeklik uzmanı olur ama olur. Siz bu işte eğer bu işle uluslararası alanda da kendinizi tanıtabilirsiniz. Güzel yerlere de gelebilirsiniz. Yeter ki bunu kafanıza koyun. Eğer kafanıza koyarsanız peki, yapabilirsiniz. Bu arada evet bu iş oranları da artacak. Sosyal medya uzmanı ve dijital pazarlama uzmanı, tasarımcı uzmanı. Bunlar artacak. Bunların da artma nedeni şimdi önümüzde ne kadar daha süreç olduğunu bilmiyoruz salgınla alakalı. Ama burada biraz daha vizyoner olan yani bakış açısını geliştirmiş olan markalar zaten ne yaptılar? Ya diyelim ki bir restoransınız. İşte Şişli'de bir restoransınız. İşte dediniz ki benim ne kadar sosyal medyada ya da benim ne kadar dijital alanda varlığımı devam ettirmeye gerek var dediniz. Zaten müşterim sabit ve öğlenleri gelen, öğle yemeği yiyen bir müşteri kitlem var dediniz. Ve bu işe hiç girmediniz. Yine Şişli'de olan bir restoransınız. Ama X burada görebileceğiniz bazı sitelerle, mesela Yemek Sepeti'yle, ki bunlar komisyonlu sitelerdir bu arada çalıştığınızda.
Ya da kendi app'inizi hazırladınız ve müşterilerinize tanıttınız bunu. Bizim böyle bir uygulamamız var, bir web sitemiz var, evinize de yemek gönderebiliriz gibi bir tanıtım yaptınız daha öncesinde. Bu salgınla beraber ne oldu? Şişli'deki birinci dükkan kapılarını kapatıp hiçbir kazanç sağlayamazken, siz Şişli'deki ikinci dükkan olarak kazanç sağlamaya, düşse de kazancınız, kazanç sağlamaya devam ettiniz. Yani bu arada mesela çok ilginç sektörlerden, hukuktan bahsettik. Ya büyük hukuk firmaları da şu anda dijitalleşmek Evet, bana gelen istiyorlar. avukatlar var. Bu sadece ürününüzü satmakla ilgili bir şey değildir ki. Markalaşabilmek için de şu anda dijitalleşmeniz gerekir. Markalaşmak, yani popülerleşmek de başka bir konu. Markalaşırsanız geleceğe yatırım yapabilir, çocuklarınıza, şirketinize markanızı bırakabilirsiniz. Markalaşmak için de çok sıkça kullanılan, artık olmazsa olmaz dijital alanların hepsinde var olmak lazım. Hepsini kullanmak lazım demiyorum. Ama varlığınızı sürdürmeniz lazım sizi etkileyen alanlarda. Aslında üniversitelerde genç nüfusa, yani liseden yeni mezun olacak ve üniversiteye hazırlanmak isteyenlere ulaşması için de sosyal medya ve dijital pazarlama kısmında yatırımlar yapması gerektiğini burada görüyoruz. Biz şimdi isim vermeyeyim. Mesela geçtiğimiz yıllarda hem devlet üniversitesi, birkaç devlet üniversitesi hem de birkaç özel üniversitenin dijital pazarlama, mesela işte bu kayıt öncesi dönemle alakalı reklam çalışmalarının yürütülmesi, o reklam kampanyalarının hazırlanması tamamen dijital alanda yaptığımız işler oldu. Yani üniversiteler de mesela kendilerinin yani markasını daha da oturtmak için zaten bu alana gerekli değeri veren ilk yerlerden. Çünkü içindeki nüfus genç Evet. zaten. Yani bu değeri vermeyip hani bu değeri kaybetmektense bu değeri verip bu değere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Ve özellikle Türkiye'deki üniversiteler ciddi yatırımlar yapıyorlar. Çünkü özellikle yaz döneminde, yani üniversite seçimlerinden önce bütün gençler üniversitelere gidiyorlar. Zaten tanıtım günlerine gidiyorlar. Hepimiz gittik. Ama benim dönemimden bir farkı, ortalama hepinizden 10 yaş falan büyüğümdür yayına katılan, farkı şu. Sosyal medyadan da bakıyorlar gençler. Yani o üniversitedeki kampüs hayatını merak ediyorlar. Yani oraya gittiği zaman sadece ders mi olacak, yoksa kampüs mü? Kampüs hayatı nasıl? İşte festivalleri ne şekilde? Şimdi Tabii. hepimiz böyleyiz. Evet, hani çünkü üniversite hem kendini geliştirdiğin hem de sosyalleştiğin ve değiştiğin yerdir. Yani herkesin kendini bulduğu yerdir. O yüzden oradaki yaşam alanlarının tanıtımı ile ilgili çoğu üniversite çok ciddi, özellikle yaz aylarında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve buna büyük bütçeler Peki ayırıyorlar. ben eğitimimi aldım, atıyorum İstanbul Rum Üniversitesi'nde sosyal medya uzmanı veya dijital pazarlama uzmanlığı eğitimimi aldım, okulumu bitirdim. Ben nerede çalışırım ya? Çalışma alanlarım nereleri? Kamu sektörü olabilir, özel sektör olabilir, kendi işim olabilir, hiç fark etmez. Yani ben nerede çalışmam gerekiyor? Sadece işte bir şirkete girip çalışacak mıyım? Bu alt dallarda sektörler nelerdir? Her sektörde çalışabilirsiniz. Çünkü bugün sosyal medya ve dijital alandaki dijitalleşme bütün şirketlerin önünde olan bir tablo. Şöyle örnek verelim buna. Ben belediyelerle de çalışıyorum. Yani belediyelere de bu konuda danışmanlık veriyorum. Liselerde de siber zorbalıkla ilgili danışmanlık ve bazı seminerler yapıyoruz. Aynı zamanda hukuk firmasından otomotiv firmasına kadar da müşterilerim var. Yani yelpaze oldukça geniş, gördüğünüz üzere. Yani sen bu işin bir şekilde, diyelim ki gittin açık öğretimde okudun ya da geldin işte İşkur'da, İSMEK'te ya da özel eğitim aldın birinden, bir bireyden, bir uzmandan, bir danışandan eğitim aldın ve sonrasında işe atılmak istiyorsun. Bir, tabii ki ilk düşünülen yer hemen dijital Evet. ajanslar oluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de dijital ajansların onda 8'inin çalışma şartları iyi değil. Yani bunu her uzmandan Dijital kölelik duyamazsınız bu oluyor. arada. İyi değil, çok iyi değil. Yok, Şimdi ben söylemek istiyorum gerçekleri aslında. konuşabiliriz. Yani biraz... Peki, tamam. Yani biraz dijital kölelik oluyor. Yani onda 8'inin çalışma şartları iyi değil. Çok uzun çalışma şartları var ve bu işi şöyle tanımlıyorlar. Özellikle yeni gelen mezun arkadaşlara, bu işe yeni atılanlara.
Bunu işte biz sabah 9 akşam 6 çalışmıyoruz. Bizim işimiz 7-24. Evet, 7-24 bir işimiz var. Ama bu iş için 7-24 ajanslı olmanıza Evet. gerek yok. Yani zaten cep telefonunuzla gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ulaşabileceğiniz bir iş bu. Ama dijital ajanslar bu konuda Türkiye'de maalesef yani gerçekten çok geç saatlere kadar çalışmayı çok normalmiş gibi anlatıyorlar ve maalesef yeni mezun olan arkadaşlar da bunu normalmiş gibi algılıyorlar. Yani bu normal değil. Yani size asgari ücret verip karşılığında gece 11'e kadar sizi çalıştırmalarına izin Çünkü vermiyor. deneyim kazanmak istiyorlar. Yani bu çok Yani net. deneyim, hani bir deneyimim olsun, bir yerde çalışmış göstereyim. O yüzden buna da katlanıyorlar. Çünkü ben de kendim yaşadım daha önce bunları. Ya ben şöyle karşıyım. Çok yetenekli insanların sektörden Evet. soğumasına neden olabiliyorlar. Yani aslında o arkadaş bu sektörde çok başarılı reklam kampanyaları oluşturabilecek, çok iyi bir metin yazarı olabilir, çok iyi bir tasarımcı olabilir. O arkadaşım bu sektörden soğumasına neden oluyorlar. O yüzden yani benim çocuğum olsaydı ilk tercihim dijital ajanslar olmazdı. Bunun dışında hem kamuda hem özel sektörde bu işi yapabilirsiniz. Bugün hangi aklınıza bakanlıklardan tutun da devlet dairelerine, milletvekillerine, dönelim öbür tarafta, yan taraftaki işte hipermarkete. Bunların hepsinin bir dijital pazarlama departmanı var ve bu departmanda sosyal medya uzmanı muhakkak bulunmalı. Yani sektör çok geniş ama şunu da yapabilirsiniz daha başarılı olmak için. Mesela otomotiv ilgi alanınızdır ve o alanda yürümek istiyorsunuzdur. O zaman otomotiv firmalarıyla çalışın. Diyelim ki daha tasarım, işte fashion daha ilgi alanınız, moda. O zaman o alandaki firmalarla çalışın. Aslında şuradaki özgürlüğü görebiliyor musun? Yani kendi çalışma alanınızı kendiniz Tabii, ya seçebilirsiniz. Çünkü her sektöre tabii ki onun ya, futbol ihtiyacı var. kulüpleri bile bu işte hani mecbur sosyal medya uzmanlarıyla çalışıyorlar. Ben mesela Evet. Fenerbahçe'ye de bakıyorum. Fenerbahçe'nin Dostum. sosyal medya uzmanını tanıyorum ayrıca. Hani onun bile iş bulduğu bir alan. Futbol kulüpleri olsun, basketbol kulüpleri olsun. Yani Cumhurbaşkanlığı ofisi var mesela. Ben hiç bakmıyorum. Ben hiç bakmıyorum Emre'yle. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden Fenerbahçe'ye hiç bakmıyorum. Olsun. Tabii böyle bir şey. Hiç bakmıyorum yani ne yapıyorlar. Bu konuda spor kulüpleri iyi çalışıyorlar. Mesela Fenerbahçe ile ilgili demişken hemen bir örnek verelim. Facebook'ta kendi beğeni sayfası var Fenerbahçe'nin ve oldukça büyük bir beğeni sayfası var. Bu beğeni sayfasından futbolcularla Evet. biliyorsun bir futbolcu transfer olduğunda imza atılır. İmza günlerini yani imza atıldığı o günü canlı yayınla veren ilk markadır Fenerbahçe. Yani futbolcu oradaki işte yöneticiler karşı tarafa kurulmuş bir canlı yayın kamerası ve siz Facebook'tan işte canlı olarak o kulübe gelen futbolcunun imza anını Aslında bu fikri izleyebiliyorsunuz. çıkaran yine sosyal Bu medya arada uzmanı. bu evet tabii ki. Yani şu an son birkaç yıldır zaten ben sürekli şeyi söylüyorum markalara. Canlı yayına geçin. Hangi marka olduğunuz yani futbol da olabilir bu. Otomotiv de olabilir. Güzellik de olabilir. Önemli olan rahat olmak ve yaptığın işi doğru anlatmak. Ya yani doğru anlatabilmek. Zaten canlı yayınların olayı da şudur samimiyet. Mesela şimdi Facebook'ta, Instagram'da diyelim. Instagram'da en çok dikkatini çeken canlı yayını ne? Mesela arkadaşlar da yazabilirler. Ben şu canlı yayını izliyorum diye. Alta yazabilirler. Seviniriz. Şu anda ben tabii çok yoğun çalıştığım için gece biraz aktif olup bakmaya çalışıyorum. Şeyi çok görüyorum mesela Bartu'nun canlı yayını çok görüyorum. Bartu Küçük Çağlayan ve dün ve önceki gün zannedersem 100 bin kişi falan izliyordu canlı yayını. Bu arada yani Hollywood'daki bazı ünlülerin açtığı canlı yayınlar 5 bin 6 bin izleniyorken yani 100 bin yayın izletmek çok yüksek ve çok iyi bir oran. Bu nereden geliyor? Instagram'dan geliyor. Yani Instagram canlı yayını güzel yani bu özellikle pandemiyle çok iyi oturtan yerlerden bir tanesi. Çok iyi oturtan ağlardan bir tanesi. Çünkü çok kolay. Yani bakın tek klişe çok kolay. Çok kolay Aynen. olmalı. Yani çok basit olmalı. Yani bir yazılım eğer varsa arkadaşlar içimizde yazılımcı. Onların da diyeceği gibi ya ne kadar basit o kadar çok satar. Sosyal medyanın da çalışma dinamosu budur.
Çok basit bir sosyal medya yayını, canlı yayın hazırlarsanız orası çok kolay iş yapar. O yüzden Instagram ülkemizde çok fazla kullanılan bir Peki. ağdır. Yani biz Instagram Bu ülkesiyiz kadar aslında. konuştuk. Yani herkesin şu an kafasında oluşan ilk merak ettiği şeylerden biri de ya tamam sosyal medya uzmanı eğitimini aldık veya işte girdik, staj olarak bir yere girdik, başladık ettik. Ne kadar kazanır? Yani bir sosyal medya uzmanı, sosyal medya danışmanı ya da sosyal medya yöneticisi, dijital pazarlama uzmanı, danışmanı ne kadar kazanır? Yani merak edilen konu budur. Zaten meslekleri yapma amacımız da budur. Ya tutkularımız ya da parasıdır. İkisinden biridir. Biz girdik bu işe. Tamam, süper. Ona arkadaşlar bir doktor ne kadar Hiç bilmiyorum, kazanır? doktor olmadım. Bir avukat ne kadar kazanır? Yani, Mesela ne kadar arkadaşım kazanır? var avukat, dava başı 30 bin lira alıyor. Yani. Tamam. Arkadaşım var avukat, 3.000 liraya çalışıyor. Yani. Yani şimdi bakın, sosyal medya uzmanlığı artık oturmuş bir iştir bu arada. Tanınan, devlet tarafından da tanınan, ülkemizde de bilinen bir iştir. Bunun da yeni mezun ve minimum başlıyorsanız eğer asgari ücretle başlamayın derim tabii ki. Ederi kesinlikle asgari Evet. ücretten fazladır. Ben biraz yani daha şeyim, realist ve konuşmak gerekirse ülkemizle alakalı. Ülkemizde ilk işe başlayacaksanız bir yerde hemen asgari ücretle başlamanızı ister. Bu arada bu bahsettiğimiz dijital ajanslar da sizden bunu ister. Yani gel ve bu ücrete başla diye. Bu işin karşılığı bu değildir. Bu iş çok araştırmayı gerektiren bir iştir. Yani sadece entry'ye girmek değildir. Yani elimde bir görsel var, onu işte Instagram'a gireceğim. Ya onu benim 7 yaşında yeğenim var, o da yapıyor. Yani bu iş bu demek değil. Sadece Facebook'un gelen kutusunda bile 6 tane ayrı tanım var. Yani hızlı yanıtlardan tutun da Instagram mesajlarına kadar, yani alt alta bir sürü bandı var. Yani orayı bilmeniz bile, doğru yönetebilmeniz bile çok değerlidir aslında. Yani o yüzden sadece içerik paylaşmak gibi düşünmeyin. Bugün Türkiye'de, merak edilen hemen cevaplayayım. Bugün Türkiye'de bu işe başlamanın minimum rakamları 3.000-3.500'e başlanmalıdır en az. Ama ucu bucağı yoktur. Yani 10 bin kazanan da var, 10 bin dolar kazanan da var, 10 bin TL kazanan da var, 5 bin lira kazanan da var. Yani sizin kendinizi nasıl bu işe adapte ettiğinizle alakalı. İçimizde pazarlamacılar var mı? Pazarlama Bizim okuyan var üniversitede mı? pazarlama bölümü yok ama uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi Olsun. lisans bölümlerinde bilgisayar, işte ön lisans bilgisayar programcılığı var. Psikoloji bölümü var daha çok. Bilgisayar programcılığı var. Ben onu anladım. Çünkü Instagram'dan ekleyen arkadaşlar var. Ve sizin üniversitedenler anladığım kadarıyla da. Evet, onlar hemen, çünkü onlar daha alakalılar. Şimdi arkadaşlar, eğer bu işe ilginiz varsa pazarlama muhakkak bilmelisiniz. Ve pazarlamanın birinci kuralından hemen bahsedeceğim size. En sevdiğim konudur. Pazarlama kendini pazarlamayla Evet. başlar. Yani siz bir ürünsünüz ve ürününüzü nasıl sunduğunuzla alakalıdır. Yani siz bir iş görüşmesinde, ki bununla ilgili dersler de var, bir iş görüşmesine nasıl gidilmeli ve nasıl konuşulmalı diye. Siz bir iş görüşmesinde 3.000 liralık biri gibi davranırsanız bu işten alacağınız para 3.000 liradır. Siz 5.000 liralık gibi biri davranırsanız 5.000 lira kazanırsınız. Tabii hani 5.000 liralık gibi davranıp eğer 2.000 liralıksanız ikinci ay işten atılırsınız arkadaşlar. Yani bu işe minimumda 3.000-3.500 ile başlanır şu anda. Yani günümüz şartlarıyla biraz daha fazla olmalı. Şimdi dolar euroya karşılık baktığımızda. Ama ucu yoktur. Ucu sizin ne kadar uzmanlaşıp bu işi ne kadar benimseyip ne kadar çok markayla çalıştığınızla ilgilidir. Aynen öyle. Peki diğer bir sorum şu olacak. Sosyal medya alanında kendi şirketimizi kurmak için öncesinde neler yapmamız gerek? Ne kadar tecrübe edinmemiz gerek? Ve benim param var. Ben işte parası olan biriyim. Parası olan biri direkt bu mecraya, direkt ajans kurması gerekiyor. Yani direkt bodozuna girsin bu işe. Girmesin. Benim sadece parası olan patronlarım Evet. oldu. Girmesinler. Şimdi şöyle. Ne iş yaparsanız yapın, o işle ilgili bir fikriniz olsun. Bir altyapınız olsun. Bugün bir restoran açsanız kasasına tanımadığınız birini mi Yok, kendim koyarsınız? dururum. Koyar mısınız? Sosyal medya aynen böyle bir iş. Yani çok kaygan zeminli bir iş ve her an partnerinizi kaybedebilirsiniz. Yani bir tweetle,
bir dislike'la, bir videonun yanlış girilmesiyle, her şey, yani böyle çoğaltabileceğiniz bir sürü türevle her an müşterinizi, yani partnerinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden bu işi bilmeniz gerekiyor. Ve bu işte bir, eğer bir yer açmak istiyorsanız bence en az 2 yılınızı bu sektörde geçirmeniz lazım. Yani deneyimlemeniz lazım. Sonrasında evet olabilir. Açabilirsiniz. Öncesinde de dijital ajanslara gidin diyorum şimdi. Demeyeceğim tabii ki. Kendinizi geliştirmek için muhakkak, bu bir ajans da olabilir, başka bir firma da olabilir. Bence çok fazla markayı kendi adı altında toplayan yerler olmalı. Yani sadece tek marka gibi düşünmeyin. Gidip sadece otomotiv öğrenmeyin. Eğer ajans açacaksanız size başka alanlardan da müşteri gelecek. O yüzden kendinizi deneyimleyebileceğiniz sayfalar açın. O sayfalarda postlar paylaşın. Bunların mesela ben şey söylüyorum ilk gelen, staja gelen arkadaşlara. YouTube'da video paylaşır. Önce gizli modda paylaş. Hani her şeyi doğru yapmışım. Bir bak bakalım. Sonra yaparsın herkese. Gibi. Böyle deneyim, yani 2 yıl, ortalama 2 yılınızı geçirdikten sonra ufak ufak bu işe adım atabilirsiniz. Bu işin güzel yanı, sermayesi beyninizdir. Yani kafanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar fazla ilerlersiniz. Yani şeye benzemez bu. İşte dikiş makinesi fabrikası kurmuyorsunuz. Yani bunun için bir sürü makine almanız gereklidir. İşte çalışacak insanlar gereklidir. Bunların sigortası yapılmalıdır gibi. Bu işte ilk bir yatırım bütçesi vardır. Sosyal medyada bireysel olarak siz eğer sosyal medya uzmanlığı ile ilgili bir eğitim aldıysanız bir tasarımcı arkadaşla beraber 2 kişilik küçük bir partner ekip olarak bu işe böyle ufak ufak başlayabilirsiniz. Daha sonrasında biz hala bu işi şöyle yapıyoruz. Mesela prodüksiyonu kendi içimize almadık. Çünkü prodüksiyon bambaşka ve büyük ölçekli bir iş. Evet. Ama mesela gelmiyor mu? Prodüksiyonla ilgili çalıştığımız müşterilerde prodüksiyonla ilgili partner firmamızla çalışıyoruz. Mesela bunu yapabilirsiniz. Siz küçük sosyal medya hizmetleri verirken gelen müşterilerinizle, partner firmalarınızla beraber, yani prodüksiyon kısmı geldiğinde bu tip firmalarla da yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde çok küçük sermayelerle, yani 2 bilgisayar, işte 2 tane program, yani Photoshop'u kesin satın alın bu arada, yani öyle crack falan kurmayın. Buradan bana geldi. Yani, yapmayın yani öyle şey. Yapmayın öyle şeyler. Bir de şeyden dolayı da evet, biraz emeğe de saygı. Muhakkak programlarınızı satın alın, hepsi orijinal olsun. 2 tane bilgisayarınız olsun. Siz uzmansanız bir tasarımcı arkadaşla ufak ufak küçük, yani küçük ve orta ölçekli markalarla bu işe başlayabilirsiniz. Uzmanlaştıkça da daha büyük markalarla buradan çalışabilirsiniz. Buradan kendimden örnek vermek istiyorum. Ben 2016 yılında girdim bu sektöre. 2016'dan 2018'e kadar gitti gidiyor. Ondan sonra N11, işte en iyi kadın falan gibi. Yani Türkiye'de bilinen markalarla çalıştım. Bu süreçte onların içerik yazarlığını yaptım. Yani iş başvurusuna gittim bir tane şirkete. İşte çok fazla staj deneyimin vardı. Çok fazla işte şey var, seni alamayız diyor. Birine gidiyorsunuz işte şey, başka bir bahane bu gibi. Yani yeter artık dedim. Hani ona git, buna git, hep bir bahane. Ne yapayım, kendi işimi kurayım. Zaten biliyorum işte sosyal medya yönetimini de biliyorum. Yani. İşte reklamları da biliyorum. Bir tane grafik arkadaşım var, freelance olarak çalışıyor. Bir tane de içerik yazarı arkadaşım var. Dışarıdan gelen içerik yazar, yani içerik yazma işlerini ona veriyorum. Google tarafında bilgim olmadığı için partner ajans olan arkadaşım var mesela. Google kısmına destek veriyor bana, Google Ads kısmında. Kendim hem freelance olarak iş alıyorum, hem kendi işimi yapıyorum istediğim yerden, hem de bir ekibim var arkada. Yani sonradan mesela şirketleşmeye başlayınca direkt onları kendi ekibime dahil edebilirim. Eğer onların bir ajansı yoksa ya da çalıştığı bir yer yoksa. Yani işsiz kalmama gibi bir durum yok aslında bu sektörde. Ya gidersiniz bir yere başvurursunuz, ya evet, ajansa girersiniz. Tamam. Ben ayrıca bir ajansa da destek veriyorum freelance olarak. Yani 3-4 tane ayrı iş kolu var elimde. Hı-hı. En sonunda kendi işinizi kurarak da ilerleyebilirsiniz bu konuda. Tabii ki ilerlenebilir. Bu işi yapıyorsanız para kazanmamak gibi bir ihtimal bence yok. Çünkü hani bu sektör tamamen gerçekten araştırmayı seven, araştırdığı şeylerin peşinden giden insanların yapabileceği bir iş koldur. Zaten böyle bilirseniz bu sektörde kesinlikle para kazanırsınız. Ve kriz durumlarında bile kazanmaya devam edersiniz. Mesela şu an bütün dünyada bir salgın var. Yani pandemik bir durum var. Ne oldu? İnsanların çoğu işlerinden oldu. Ama bizler evimizden, şu an evimdeyim ben, evimizden işlerimize devam ediyoruz. Danışanlarımla hala görüşüyorum online olarak.
Online olarak yüz yüze verdiğim eğitimleri online olarak veriyorum. Devam ediyorum. Yani bu sizi yarı yolda bırakmayacak bir meslek. Buna adapte olursanız, çünkü çöl şartlarında yaşayabiliyor kendisi. Yani bir bilgisayarınız varsa çöl şartlarında da işinizi yapabilirsiniz. Ve bütün krizleri de daha kolayca atlatabilirsiniz bu sektörle beraber. Yani düşünen arkadaşlar varsa zaten bu yayında da tanıştığımız, burada adlarını okuduğum arkadaşlar var. Yine de elimden geldiğince hepsine yardımcı olmak isterim. İsteyen de sosyal ağlardan ekleyebilir zaten. Oradan da mesaj atabilir takıldıkları yerlerde. Bugün, yarın, bir sene sonra, 5 sene sonra. Hala kafanızda soru işareti varsa, müşterinizle çözemediğiniz bir konu varsa mesaj atabilirsiniz. Hiç çekinmeyin mesaj atmaktan. Gördüğüm sürece mesajlara cevap veriyorum. Evet, burası doğru. Ben çok fazla rahatsız eden bir kişiyim bu konuda. Bir Eyvallah. diğer sorun şey oldu. Sosyal medya paylaşımları için özel bir saati var mıdır? Sonuçta hani aslında her işletmenin ya da her markanın kendine ait bir saati vardır da. Burada asıl değinmek istediğim kısım şu. Üniversitelerin için öğrencilere daha rahat ulaşabilmesi için özellikle bir saat var mıdır ya? Öğrencinin aktif olduğu bir saat. Çok güzel bir soru sordun. Yani üniversiteler şu Bununla ilgili bu tarihler. arada ben bugün bir video paylaşacaktım bu konuyla alakalı. Ancak diğer işlerimden fırsat kalmadı. Uluslararası bir şirketin yapmış olduğu bir araştırma var bu konuyla ilgili. Özellikle hangi saatlerde ve hangi günlerde hangi sektör daha aktif paylaşım yapıyor ve geri dönüşleri daha fazla hangisinden oluyor diye. Mesela şu an buradan da bakıyorum. Ben çok uzun bir liste çünkü bu. Education, evet. Mesela eğitim sektörüyle alakalı dünyada yapılan Instagram'la ilgili bir araştırmanın sonucu şu şekilde. Özellikle diyor ki cumartesi, pazar günleri akşam 7 çok etkili bir saat diyor Instagram'da. Bunu bu arada ben paylaşacağım Instagram sayfamda. Oradan da bakabilirsiniz her sektörle ilgili. Yani siz eğer üniversiteyle ilgili, yani üniversite mesela üniversitenin işlerin pazarlama kısmında çalışıyorsanız ve üniversiteyle ilgili tanıtımla ilgili bir çalışma yapıyorsanız Instagram üzerinden, o zaman sizin istatistik kovalamanız lazım. Bu da Evet. nedir? Birincisi dünya çapında yapılan araştırmalar var. İkincisi Türkiye çapında yapılan araştırmalar var. Bu dünya çapında yapılan bir araştırma ve bunda diyor ki cumartesi pazar günleri akşam 7'de, yani saat 7'de yaptığınız paylaşımlar daha fazla like ve daha fazla yorum alır diyor. Şimdi siz bunu kişiselleştirmelisiniz. Bu en sevdiğim konulardan bir tanesi. Şimdi diyelim ki Instagram sayfanız var. Instagram sayfanızda istatistikler diye bir buton göreceksiniz. En üstte böyle hemen görürsünüz zaten. Ona tıkladığınızda sizin sayfanızın pazartesi mi, salı mı, cumartesi mi, hangi gün daha aktif olduğunu, hangi saat aralıklarında daha fazla insana hitap ettiğini, hangi gönderinizin daha fazla reaksiyon aldığını, erişim ve etkileşiminizi görebilirsiniz. Şimdi yine 5 sene önce hayal gibi anlatıyorduk biz bunları. İşte diyorduk ki dijital pazarlamada şuralara ulaşabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz vesaire. Biz çünkü hep dünya çapındaki araştırmalarla konuşuyorduk. Ama dijital ağlar geliştikçe ne oldu? Kendi istatistiklerini sunmaya başladılar. Hem Instagram'ın, hem Facebook'un, hem YouTube'un, hem LinkedIn'in hangisini kullanıyorsanız hepsinin istatistikleri var. Ve siz bir paylaşım yapmadan önce muhakkak sayfa istatistiklerinizi incelemelisiniz. Ve ona göre doğru saate karar vermelisiniz. Doğru güne karar vermelisiniz. Benim size verdiğim bilgi dünya çapında global bir araştırmanın sonucu. Ama siz kendi sayfanıza göre yapın. Tabii ki de. Muhakkak. Bir diğer sorun şey oldu. En yaygın dijital pazarlama kanalları nelerdir? Yani ben bir marka ile anlaştım sosyal medya uzmanı olarak veya bir markam var veya bir yerle çalışıyorum bir şirketle. Hangi kanallarda yer almam gerekiyor? Veya en yaygın dijital pazarlama kanalları nelerdir? Neleri kullanmamız gerekiyor burada? Mesela bir marka Facebook'ta yer alması Şimdi gerekmiyor. bunu Zorunlu bir değil. tane. Yani şimdi bu bulunduğu sektöre göre değişir. Mesela diyelim ki bir prodüksiyon şirketiniz var. Bir prodüksiyon şirketiniz var. Şimdi hani afaki konuşalım. Düğünlerle ilgili çekim yapıyorsunuz. İşte gelin damat videoları çekiyorsunuz vesaire. Nerede bulunmanız gerekir? Sektörel olarak bulunmanız gereken ağ görsel iletişimin yüksek olduğu ağlardır. Bunlar da hangileridir?
YouTube, Instagram, Pinterest. Facebook bunlar yüksektir. Peki ne Pinterest? Evet, uluslararası yapıyorsanız iş Pinterest. Peki neresi daha düşüktür? Mesela Twitter. Daha Twitter'ın çünkü olayı nedir dünyada ve ülkemizde? Daha çok haber ve sosyal sorumluluk. Yani haber, sabah kalkıp Twitter'ı açan birisi haber okuyordur. Evet. Ya da sosyal sorumluluk projesi yapıyorsanız Twitter bunu tanıtmak için güzel alandır. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri Twitter'dan çok fazla yürür. Peki bunlara bir tane örnek verelim. Mesela Twitter'dan çıkmış Haluk Levent'in Ahbap oluşumu Twitter'dan çıkmıştır. Yani Twitter bazlıdır. Instagram'a döndüğünüz zaman Instagram'da neyi sunabilirsiniz? Görsellerini sunabilirsiniz. Eğer bir prodüksiyon şirketiyseniz sizin bulunmanız gereken ağlar, görsel içeriklerin yoğun olduğu ağlar, daha az aktif olmanız gereken ağlarsa daha haber ve sosyal sorumluluk ve vesaire gibi ağlar. Bu arada bu ağlarda uzantınız olmalı. Yani yine bir prodüksiyon şirketi olun. Muhakkak URL'nizi almalısınız. Yani Twitter'da işte Elmas Tozlu Yalkın'sa Elmas Tozlu Yalkın muhakkak bende olmalı ki yarın öbür gün bir sosyal sorumluluk projesi çalıştığım zaman o ağı kullanabileyim. Bu arada bütün sosyal ağlarda muhakkak da işiniz olabilir. Çünkü hepsini şey gibi düşünün. Cebinizde taşlar var. İşte denize atıyorsunuz böyle. Gezerken atıyorsunuz. Bir attınız, iki attınız, üç attınız. Sonra böyle baktınız çok deniz dalgalı o gün. Atamadınız. Biraz daha yürüdünüz. Baktınız böyle bir koy var. Ve orada deniz sakin. Ama atacak taşınız var mı acaba? İşte Twitter onun gibi bu durumlarda. İşte o atacak taşı çıkarıp oradan atabiliyorsunuz. Yani her ağın doğru kullanılacağı zaman var. Siz o yüzden bugün Twitter var, yarın başka bir kanal açılır. Mesela TikTok'la ilgili çok böyle harika yorum geliyor. TikTok'ta olmalı mıyız? Olmalı mıyız? Vesaire gibi. Ya alan adınız olmalı. Mesela şununla ilgili çok mesaj alıyorum ben. Dünyanın herhangi bir yerinde sanatçı, oyuncu vesaire ulaşıyorlar ve şey diyorlar. Ya biz TikTok hesabı açtık ama başka birisi bizden önce açmış. İşte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçisi var. Yani biz ne yapacağız bu durumda? Yani şimdi bu tip şeyleri yaşamamak için de yeni bir sosyal ağ çıktıysa o ağda gidin URL'nizi alın. O yani o sizin cebinizde bir kalsın. Sonrasında değerlendirin bunu kullanıp kullanmayacağınızı. Bu arada ekranda göreceğiniz üzere ülkemizde en çok kullanılan sosyal platformlar zaten belli. En başta YouTube var. Zaten bizim ülkemizde en çok video izlenme gerçekleştiriliyor evet. Bu arada. Yani istatistiksel olarak da video izleyen bir ülkeyiz. Hemen burada mesela bir klik vereyim. Video içerik hazırlıyorsanız insanlar, ya benim gibi benim de var YouTube kanalım. Benim videolarımı muhakkak sesi açık dinliyorlar. Ama insanların %80'i videoları sesi kapalı dinliyor. Yani izliyor sadece, dinlemiyorlar. O yüzden video içerik hazırlıyorsanız muhakkak altyazı yazın. Çoğu videoyu mesela Facebook'ta karşısına gelen videomu sesini açmadan dinliyor. Bakıyor, izliyor, geçiyor, izliyor, geçiyor. O yüzden muhakkak bunu düşünün. Hani benim videolarım niye işte daha düşük reaksiyonda kalıyor falan diyorsanız, yapıyorsanız böyle bir şey. Büyük ihtimalle altyazı eklemediğiniz için olabilir. Biz YouTube'u çok kullanan bir ülkeyiz. Birinci sırada YouTube'u göreceksin. İkinci sırada da hep söylerim Instagram. Biz Instagram ülkesiyiz çünkü. Ama dünyada bu iş böyle değil. Dünyanın genelinde daha çok Facebook'tur. Hala revaçta olan Facebook'tur. Bu farkı da neden bilmeniz gerekiyor? Bu farkı şundan bilmeniz gerekiyor. Siz Amerika'ya iş yapan bir firmayla çalışıyorsanız Türkiye'nin içerisinde iş yapıyormuş gibi davranamazsınız. Yani aynı pazarlama stratejisiyle hareket edemezsiniz. Orada Facebook daha çok kullanılıyorsa sizin asıl öncelikli iletişim alanınız orası olmalı. Tabii. Değil mi? Öbür tarafa dönüşte Türkiye'de ne var? Daha çok Instagram kullanılıyorsa sizin iletişim alanınız Instagram olmalı. Üçüncü sırada WhatsApp. Artık WhatsApp reklamlarına da başladı zaten. WhatsApp reklamları da görebiliyoruz. Bu arada yine bir tane WhatsApp demişken şöyle de bir alt not vereyim buradan. Facebook'ta böyle mavi tik almak isteyen sayfalar oluyor. Facebook'ta eğer öyle bir niyetiniz varsa herhangi bir sayfaya işte onaylı hesap yapmak istiyorsanız muhakkak WhatsApp Business bağlayın.
Çok önemli bir harekettir bu. WhatsApp Business'ta çalışmak. WhatsApp'ı sadece telefonunuzda hani normal mesajlaşma gibi düşünmüyoruz. Sosyal ağ çünkü Facebook'u bağlayabiliyorsunuz, Instagram'dan bütün ağlarınızla bağlayabilip business olarak kullanabildiğiniz bir ağ ve Türkiye'de de çok kullanılıyor. Arkasından Facebook, Twitter, Facebook Messenger ki ben Messenger'ı hiç sevmem bu arada. Yani Messenger pazarlamayı da sevmem açıkçası. Bizim ülkemizde tam Çok da oturmuş, geri tabanı dönüş yoktur. vermiyor zaten. Pinterest. Yani ben çok geri dönüş alamadım orada. Şöyle. Çünkü hala WhatsApp'a Evet. yönelmek istiyor insanlar. Dedim ya, o WhatsApp Business'ına reklam çıkarsan, yani WhatsApp iletişimi reklamı çıkarsan Messenger'dan daha fazla geri dönüş alırsın. Yani buradaki o farkı yakalamak lazım. Onu WhatsApp olarak ayarlamak lazım, business olarak. Arkasından diğer ağlar LinkedIn, Snapchat. Snapchat bu arada benim için şeydir, hani böyle köyün garibanıdır. Hani gelen giden her şeyini çalar. İşte bütün yenilikleri kopyalanır falan böyle. En son onların da böyle Bitmoji TV diye bir uygulaması var. Kendi Discovery bölümü içerisinde. Kendi avatarınızla kendi dizinizi çekebiliyorsunuz Snapchat'te. Yani deneyen var mı aranızda bilmiyorum ama gayet eğlenceli. Kendi avatarınızı oluşturuyorsunuz. 10 bölümlük bir dizide kendi avatarınızla başroldeymiş gibi dizi çekebiliyorsunuz. Snapchat'in de öyle eğlenceli bir tarafı var. Bak, TikTok'un yükselişi geçtiğimiz seneye göre 2 katı. Skype, WeChat, Tom, evet bakıyorum. Reddit de bizim ülkemizde çok kıymeti bilinmeyen ağlardan bu Evet. arada. Ama dünyada oldukça kullanılan bir ağdır. Bu şekilde devam ediyor. Yani sorduğun sorunun cevabı burada. Yani hangi sosyal ağlarda daha aktif olmalıyız kısmına bu tabloya bakarak karar verebilirsiniz. Peki bu arada sorusu olan arkadaşlar varsa soruları alttan chat kısmından bize iletsinler. Biz de soru cevap yapalım. Şu an Arkadaşlar uyudular mı? Uyudular mı acaba arkadaşlar? bilemiyorum, kimse yazmıyor. Kimse Arkadaşlar yazmıyor. sorularını yazarken ben de bir soru daha sormak istiyorum. Ya ben hani şey vardı. Tabii. CIA bizi dinliyor mu? Hani hep bu olay vardı. İşte ben evde otururken telefondan girdim bir yere baktım ya da işte annem bana tabak çanak söyledi. Hop karşıma Karaca'nın ya da başka bir markanın tabak çanağı çıktı. CIA bizi dinliyor mu? Facebook bizi dinliyor mu? Ya bunun mantığı nedir mesela? Çoğu kişi bunu merak ediyor. Tabii şimdi hepimiz artık mobil iletişimden ve mobil pazarlamadan tarafız ya. Zaten şurada bir istatistik var. Ülkemizde de artık bulursam onu hemen göstereyim arkadaşlara. Şimdi baktığınız zaman hani bu insanlar nereden işte giriş yapıyorlar? Laptop'tan mı, işte iPad'den mi, tabletten mi? Şu tabloyu görüyorsunuz ya. Ülkemizde internet kullanıcılarının %34,8'i mobil olarak bağlanıyor. Yani cep telefonundan bağlanıyor ve bu bağlandığınız cep telefonlarının mikrofonları var. Var, evet, okey. Yani bu biz uzmanlar tarafından da hani çokça konuşulan bir konu. Dinleniyor musunuz? Evet, dinleniyorsunuz. Tüm Yani sırrı bozdun. dinlendiğiniz gibi bir gerçek var. Sihri bozdum. Dinleniyorsunuz. Hatta size bununla ilgili bir 10 dakikalık bir videoda izletebilirim. Galiba size benden daha sonra gelecektir diye şundan ekran paylaşım. Neyse, en sonunda onu da bir izletebiliriz arkadaşlar. Netflix'te çıkan Green Hack diye bir belgesel var. O belgeselin ilk 10 dakikası bu zaten. Yani hani gerçekten dinleniyor muyuz, verilerimiz kullanılıyor mu vesaire gibi bir şey düşünüyorsanız ben size bunu buradan açabilirsem izletmek isterim. Dinleniyoruz, izleniyoruz, gözleniyoruz. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmemek zaten artık hani günümüzde doğru değil. WhatsApp'tan mesela diyelim ki özellikle işte diyelim ki Emrullah bana yazdın. Dedin ki hocam ya da Elmas Hanım işte ben İngilizce kursu araştırıyorum, sizin önerebileceğiniz bir yer var mı? Etiketten yakaladı. Sen bu yazışmayı yaptın. Döndün, Facebook'ta karşına İngilizce kursu Allah Allah. çıktı. Neden? Söyleyeyim. Neden? Çünkü WhatsApp yazışmalarınızı istediği gibi reklamlarında kullanabiliyor. Ve bunu da kendi sözleşmesinde açık açık söylüyor zaten, yani kullanabildiğini. Sonra neden benim karşıma ben WhatsApp'ta konuşuyordum, Facebook'ta çıktı demeyin. Çünkü şöyle bir şey. Facebook, WhatsApp'ın ve Instagram'ın sahibi.
Yani bunlar Facebook'un çatı şirketlerinin altındalar. Yani Facebook geldi, Instagram'ı satın aldı. WhatsApp'ı satın aldı. Yani siz Instagram'da bir etiket aradığınızda ya da WhatsApp'ta bir yazı yazdığınızda Facebook'ta karşınıza bir reklam çıkabilir. Facebook'ta bir şey izlediğinizde onunla alakalı artık WhatsApp reklamlarında bir şey görebilirsiniz. Yani böyle bir sürekli döndürülen bu da işte bir dijital pazarlama konusu zaten. Bu reklam kuşağının içerisinde kaldığınızı göreceksiniz. Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Şuradan benim ekranım size galiba bir 10-20 saniye falan geç gelecek. Eğer şuradan şöyle ekran paylaşımından Aslında burada şey giriyor. Bedava olan yapabilirsiniz. şey en pahalı şeydir dediğimiz kısım var ya. Hani data ya. Bizim için her şey önemli olan datalar. Telefon numarası, mail adresleri, işte yaşadığı yer falan vesaire. Yani burada arkadaşlar önerim her bedava görünen şey e-mail adresi, telefon numarası bırakmayın. Çünkü bunlar size geriye doğru yeniden pazarlama olarak dönüyor. Evet. Doğru. Yani söylediğin çok doğru. Şuradan şey bulursak eğer. Bakalım görünüyor mu? Ekranın tamamı. Şu an Sizinle bir video paylaşmak isterim. paylaşım bekleniyor diyor. Evet. Bakalım. Size daha geç geleceği için. Görüntü gelince bana da Şu söylemeyi anda lütfen. gelmedi. Şimdi. Yani bunun daha kolay bir yol olabilirmiş bu arada. Bence de ya da şeyden alakalı olabilir. Upload hızıyla ilgili olabilir belki bu durumda. Çünkü veri çekmesi gerekiyor ya. Olabilir. Peki, bu arada siz ayarlarken arkadaşları sorun. En çok kullandıkları sosyal platformlar nelerdir? Ya da bu platformlarda neler yapıyorlar? Ne için kullanıyorlar? Mesela Instagram'ı ne için kullanıyorlar? Neden kullanıyorlar? Bunlar önemli şeyler. Boş boş vakit geçirmek için mi? Ya da bir bilgi almak için mi? Veya alışveriş yapmak için mi? Sorunun başını kaçırdım Emre. Bizi dinleyen arkadaşlar, hangi sosyal platformları daha çok kullanıyorlar ve kullanma sebepleri nelerdir yani? Neden bir Instagram'ı kullanıyorsunuz işte? Twitter gündem takip dedi arkadaş Kamil. Diğer arkadaşlar ne için kullanıyor? İnternetten alışveriş yapıyor musunuz? Ne kadar alışveriş yapıyorsunuz? Instagram'a alışveriş yapmayı ne kadar çok hani tercih ediyorsunuz? Arkadaşlar uyuyor. Ya galiba bu videonun Evet. gelmesi uzun sürüyor ama isteyen arkadaşlarla paylaşabilirim. Yani seninle de paylaşırım. Sen de Tabii isteyen tabii. arkadaşlarla paylaşabilirsin. Galiba böyle bir 20 saniyelik fark ediyor. Instagram mizah için. Mizah, komedi, gayet. Line kullanıyorum mesela. Yani mizahla ilgili bir şey takip edeceksen Line kullanıyorum. Twitter'ı ben de gündem takibi için kullanıyorum. Tabii aynı zamanda beraber çalıştığımız markaların işleri için de kullanıyoruz. İşte herkesin mesela her ağı kullanma nedeni farklı. İşte zaten bizim Instagram'ın ilk kullanım amacı şeydi, işte gerçekten yemek fotoğrafları paylaşılıyordu. Yani onun için açılmış bir ağdı orası. Hani yemek fotoğrafı paylaşmak için. Sonrasında daha fazla insan katılınca alanın değiştiğini gördük. Neler oldu? İşte selfie'ler geldi, insanlar kendilerini paylaşmaya başladılar. İşte bir influencer marketing alanına dönüştü. Bunlar hep step step oldu. Biz ilk zamanlar işte Instagram ilk açıldığında işte Instagram kullanmalıyız dediğimiz markalar ya o ne diyorlardı bize. İşte bu biraz bizim işi görebilmekle ilgili. Sonrasında herkes orada o markalarda dahil olmak üzere influencer marketing yani fenomenlerle beraber çalışıp ürün ya da hizmetimizi
nasıl pazarlayabiliriz diye sormaya başladılar. Ki influencer marketing için de iyi bir alandır Instagram. Evet. Bir soru geldi. Selin Özmer. Sahte hesaplara fazla olduğundan sosyal medyada çalışmayı fazla tercih etme Facebook. Kapattım. Evet, Facebook'un genç kitlesi Bunun Facebook'un düşük yani. Daha çok benim gördüğüm 24, 35 ve 44 yaş arası takılıyor. Hatta 24'ten arkasında zaten biz de reklamları çıkarken 34 yaş hedefliyorsak daha çok Facebook kısmını kullanıyoruz burada. şimdi Selin Özpınar sahte hesaplarda fazla olduğundan sosyal medyadan alışveriş yapmayı çok fazla tercih etmiyor. Şimdi tam olarak bu az önce bahsettiğimiz onaylı hesap kısmına geliyoruz. Mavi tikli hesapları tercih edebilirsin. Bunlar zaten resmi olarak bu hesaplar gerçektir diye onaylanmış hesaplardır. Bu arada Zaten bu mavi tikli evet. nedeni de bu Emrullah. Yani herkes mavi tikli almak istiyor. Ama mavi tikin Instagram tarafından verilme nedeni şu, insanları dolandırıcılıktan, yani kullanıcıları dolandırıcılıktan korumak. Yani şöyle düşünün, Rihanna'nın hesabı var ama 50 tane de fake hesabı var. Bu fake hesaplardan bir tanesinden şöyle bir paylaşım olsa, işte Rihanna'nın New York konseri sadece 1 dolar. İşte tıkla hemen bilet satın al. Kaç milyon kişi tıklar tahmin edebiliyor musunuz? O yüzden Rihanna'nın hesabı mavi tikli. Gerçekten Rihanna olduğunu göstermek için. Yani bir şekilde marka ya da isim dolandırıcılığa karışabilecek ve diğer kullanıcılara zarar gelebilecek bir şey varsa o zaman Instagram o mavi tiki veriyor. Ama tabii bizim insanlarımız da dünyada da var da ya biraz popülerim ben mavi tikili Evet, olsun evet. gibi bir durum var. Popülerlik, tabii popülerlik bir kademe ama en önemli kısmı dolandırıcılığı Benim engellemek. danışmanlık verdiğim Şimdi Facebook boş şeyleri Zeki şey demiş, Facebook boş şeyleri paylaşma yeri oldu, kapattım gitti. Büyük ihtimalle Zeki 20 yaşında falansın. Yani o yaşlardasın. Çünkü artık burada da ABC ve yaş sınıfı giriyor işin içerisine. O da şu, arkadaşlar Türkiye'de Facebook'u zaten 20'li yaşlar kullanmıyor. Yani bu 20'li yaşlar kullanmıyor. Türkiye'de Facebook'u daha Evet. 40 yaş üzeri kullanımı çok fazla Facebook. Yani 40 ile 50 yaş arası kullanımı çok fazla. Yani siz bunu şey gibi düşünmelisiniz. 35 ile 50 yaş arasını Facebook'ta yakalamak daha kolay. Ama zaten 18 ile 34'e kadar olan kısım orada değil. Yani o yüzden senin sıkılman çok normal. Büyük ihtimalle senin o zaman sınırdayım. Senin yaş grubun yani senin bakış açındaki yaş grubu bu arada şey de olabilir. Bu yaş grubu burada değil. Yani büyük ihtimalle alakalı içerik görmüyorsun. Yani senin baktığın yerle alakalı içerik görmüyorsun. Yani başka bir kitlenin içeriği sürekli karşına çıkıyor. Bir de daha genç olanlarda şöyle de bir şey var. Zaten hani ebeveynlerle çok aynı ortamda olunmak da istemiyor. Bu arada önümüzdeki birkaç yıl Instagram buna da Evet, gebe. evet. Yani Instagram anneleri, Instagram babaları, dayıları, Bunu amcaları buna da soracaktım. gebe. Facebook'la kaderi aynı O olur yüzden mu acaba? birkaç sene içerisinde evet hani bu tarafa doğru bir evrilmesi var. Ama sorun değil. Başka bir ağ çıkar. O başka ağa geçilir. O kitle o tarafa gider. Mesela Türkiye'de kullanımı çok az ama Amerika'da Musical.ly diye bir program var. Bütün mesela 13, 17, 18 yaş arası kitle orada. İnanılmaz. Yani hani Instagram'da falan değiller. Yani oradalar. Şimdi Türkiye'de çok fazla gamer değilse eğer bu arkadaş ne yapıyor? İşte Instagram hesabı açıyor. Zaten Instagram'ı da 13 yaş altı açamıyor. Yasal olarak yasak. 13 yaşını geçtikten sonra bir Instagram hesabı açıyor. Ben şey hatırlıyorum. İşte ben okuldayken şey vardı böyle. Öyle bir şeye denk gelmiştim. Metroya binecektim. Bir kızla bir erkek böyle benden daha küçükler böyle çocuk kıza yaklaştı ve şey dedi Facebook hesabım var mı dedi yani hani şimdi ben telefonum var mı falan Facebook hesabım var mı o nedenle şimdi hani Instagram'dan ekleyelim yarın TikTok'ta hesabım var mı öbür gün X bir yerde miyiz diye
Bunlar değişebilecek konular arkadaşlar. Önceden sosyal medya kullanmamış. Evet. Aynen öyle Berkay. Şu anda da kuşaklar arası farklar sosyal ağlarda kendini gösteriyor. Zaten Facebook anneleri diye bir şey var. Bu arada çok sık rastlanan ve bizim çok kullandığımız bir tabirdir uzmanların. Eğer ev hanımlarına ulaşmak istiyorsan kesinlikle Facebook'ta varlığını göstermelisin. Belki ev hanımlarını ilgilendiren bir ürün satıyorsundur. Güzel. Hocam hiç özel. Şimdi Facebook'un ülkemizde şöyle kötü bir yanı da var. Siyasi olarak da çok Kampanyalar kullanılıyor. özellikle. Yani evet, siyasi olarak da çok kullanılıyor. Biz de seçim döneminde hem vekillerle hem partilerle çalışıyoruz. Çeşitli vekil ve partilerle çalışıyoruz. Bu arada hiç sormadan ben söyleyeyim. Anti-siyasiyimdir. Çalışıyoruz. Bu alanda Facebook çok kullanılan bir ağdır. Zaten Amerika'daki seçimlerde de hani Trump'ın seçilmesinde Facebook'un büyük bir katkısı vardır bu arada. Çünkü veriler aradaki verilerin satın alındığı. Yani siz sağ görüşlüyseniz size uygun bir reklam çıkıyor. Siz sol görüşlüyseniz sola uygun bir reklam çıkıyor. Ilımlıysanız ılımlıya göre bir reklam çıkıyor. Yani aslında bütün verileriniz ve datanız değerlendiriliyor oradan. Sizden toplanan her şey değerlendiriliyor. O yüzden zaten özel bir şey paylaşmayın. Yani o kadar özel bir şey paylaşmayın yani Zeki. Çünkü bu ağlar tamamen ticari ağlar. Yani işte girdim orada Emrullah'la tanıştım ağı değil bu. Girdim orada ben nerede okudum, yaşım kaç, işte evli miyim, bekar mıyım, nereye giderim, Starbucks'tan kahve içer miyim, içmez miyim? Bu verilerin toplandığı alanlar ve bu veriler bizim gibi reklamcılara ne oluyor? Kaynak oluyor. Bazı zamanlarda da Para satılıyor kazanıyoruz yani sadece. açıkçası. O yüzden ya biz onlar gibi kazanmıyoruz. Biz sadece bize verilen istatistikleri değerlendiriyoruz. Ama tabii büyük araştırma şirketleri Amerika seçiminde olduğu gibi bu verileri Tabii ya, satabiliyor. Türkiye aslında ülkemizde de ben bununla karşılaşıyorum. Markete gidiyorsunuz, örnek görüyorum. İşte kampanyalardan yararlanmak ister misiniz? Veya işte orada bir ekrana, bir internet sitesine girdiniz alışveriş için. Hop, bir pop-up çıkıyor karşınıza. %5 indirim. Şimdi al, mail adresini bir doldur falan vesaire. O da yem zaten bu. Ya en olan şey oldu. Pop-up reklamı kaldı Hala var. gerçekten. Ya dinozor gibi olduk şu anda. Yani pop-up reklamı diye bir şey mi var? Yani bu arada pop-up reklamları insanları siteden Evet. en çabuk uzaklaştıran reklamlar arkadaşlar ona göre. Son araştırmalar gösteriyor ki bir birey bir web sitesine girdiğinde pop-up reklamıyla karşılaşırsa siteyi kapatma olasılığı çok yüksek. O yüzden pop-up reklamlarından uzak durun. Hani şu patlangaçlar var ya Kapatılmıyor bir sağda türlü. solda çıkan pop-up dediğimiz oluyor. Evet hani bulamazsınız, ikisi de bulamazsınız nerede olduğunu falan böyle pop-up reklamlarından uzak duruyoruz. Bizim galiba biraz süremiz Evet. uzatılmış. Eğer toparlamak istediğin konular varsa bu o kadar uzun ve saatlerce konuşabileceğimiz ve sohbet edebileceğimiz bir alan olduğu için siz yine de şey yaparsınız Instagram'dan ya da diğer ağlardan sorularınızı yollarsınız. Ben yine Benim cevaplarım. sorularım bu konuda bitti. Eğer arkadaşların soruları varsa onları alalım. Yoksa yavaş yavaş toparlayıp yayını da bitiririz. Olur. Ben de bir bakayım şuradan bir soruya. Daha önce veren. Arkadaşlardan gelen sorular yokmuş Elmas Hanım. Tamam. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkürler. Bu çok derinlemesine ve bütün tool'ların ayrı ayrı öğrenilmesi gereken bir iş. Biz bugün sadece yüzeysel olarak konuştuk. Hani sosyal medya nedir, nasıl bir iştir, para kazanılır mı vesaire gibi. Ama bu işi öğrenmek için ağların nasıl kullanıldığını, bu ağların kendine has reklamcılığını öğrenmeniz gerekir. Sonrasında bu işe atılmanız doğrudur. Benim söyleyeceklerim bunlar. Katılan arkadaşlara teşekkürler. Yani muhakkak öğrenmeye ve öğrendiğinizi uygulamaya çalışın. Aynı şekilde ben de aynısını diyorum. Katılan tüm herkese teşekkür ederim bu arada, kendim adına ve okulum adına. Elmas Hanım, siz de geldiğiniz için ve davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Güzel. Keyifli bir yayındı. Eğer sorularınız varsa bundan sonra
Çocuğumu hacker olarak yetiştireceğim. O bizimle pek ilgili değil ama. Ama beyaz Yani şapkalı olsun. ister. Evet, hacker olarak vatana millete hayırlı bir hacker olmasını dileriz o zaman. İnşallah. Herkese çok teşekkürler. Kamil, başka bir sorun varsa hemen alabiliriz. Ay, Böyle bir tim var. var bu arada. Ay Yıldız diye bir hacker ekibi. Evet. Ben kendi adımı çok takip etmiyorum Ay Yıldız Team'i. Ne yapıyor, ne ediyor, neler yapıyor konularında. Ama Elmas Hanım takip ediyorsa, kendi yorumunu iletirse sevinirim. En son tweet atıyorlardı. Ben o kadar gördüm yani. En son tweet atıyorlardı. Onu biliyorum. Onun dışında görmedim. Bundan bir şeyde falan çok aktiflerdi hatırladığım kadarıyla işte Gezi zamanında. Onun dışında bir bilgim yok yani ne yaptıkları ilgili. Çünkü bizim yaptığımız iş o Evet. alandan çok uzak. Yani hani hackerlıktan çok uzak bir iş. Hatta yani şöyle geçenlerde Instagram hesabıma saldırı oldu. Yani şey yapmışlar, çalmaya çalışmışlar falan. Bu konuda da tavsiyem tabii ki ikili kimlik doğrulama muhakkak aktif olmalı hesaplarınızda. Benim de aktif olduğu için herhangi bir şey olmadı. Ama geçtiğimiz hafta bolca Instagram hesaplarına saldırı olmuş. Birçok gruptan da duyduk. Ekiplerden de duyduk. O yüzden hesaplarınızı güvende tutmak için ikili faktörü açık tutun. İkili kimlik doğrulama faktörünü muhakkak açık tutun. Tamamdır o zaman. Herkese tekrardan katıldığı için, sorular sorduğunuz için çok teşekkürler. Yayınımız burada sonlanıyor. Zaten sorular da kalmadı anladığım kadarıyla. Elmas Hanım, size de tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Güzel. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.